Dakika gelişmesi var, bir onu dinleyelim. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çalışma Bakanlığı'nda karşılayabilmek için Türk işverenleri olarak neler yapabiliriz masaya getireceğiz. Bizim yine biliyorsunuz TİSK sosyal diyaloğa çok önem veriyor. Kamuyla, kamu kurumlarımızla çok önemli şekilde diyalog halindeyiz. Ekonomik anlamda yeni bir ekonomik program var. Bunu nasıl destekleyebiliriz? Buradaki sorunların çözülmesine nasıl katkı sağlayabiliriz düşünüyoruz. Bir diğer bakış açısıyla çalışanlar tarafında beklentili olan konular var. Bu konuyu nasıl destekleyebiliriz diye bakıyoruz. Bunu da sosyal diyalog halinde yapıyoruz. Türk İş başta olmak üzere işçi kesiminin tüm üyeleriyle istişare halindeyiz. Kamu kurumları, bakanlığımız hakikaten çok kıymetli şekilde açık kapı politikası gidiyor. Bakanımız da bu sosyal diyaloğu çok iyi bilen, sosyal diyaloğa çok önem veren, çok tecrübeli bir isim. Çok uyumlu şekilde çalışacağımızı biliyoruz, ümit ediyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını da her şeyin önüne koyuyoruz. Benim bir söylemim var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu söylem şunu ifade ediyor. İşçi, işveren, devlet diye ayırmayı sevmiyoruz biz bu süreci. Yani işçinin görüşü şu, devletin görüşü bu, işverenin görüşü değil. Biz tek gemideyiz. Bir tane ülke var, bir tane çalışma hayatı var. İstihdam, çalışanlar, işçiler, işverenler bunlar birbirinden ayrılabilir unsurlar değildir. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. İstihdam olacak ki çalışanlar gelir sağlasın. Çalışanlar iyi gelire sahip olacak ki refah olsun, harcama olsun. Bunlar hepsi birbiriyle entegre konular. Bu entegre konuları da bütün bu unsurları değerlendirerek ülkemiz için en güzel, en hayırlı şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz. TİSK'in şöyle bir görüşü var. Sayın Bakanımızı da arz ettik. Tabii bu konu değerli arkadaşlar çok ülkemizin gündeminde olan bir konu. Milyonları ilgilendiren, aileleriyle beraber esasında 30-40 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu. Siz basın mensupları çok önem veriyorsunuz. Ülkenin kamuoyunda çok tartışılıyor, görüşülüyor. Teknik konular, teknik görüşler olduğu kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Dolayısıyla bizim görüşümüz hızlı bir şekilde burada üçlü mutabakatla, bunun altını çiziyorum, iki kelimenin hem hızlı hem de üçlü mutabakatla, yani işçinin, işverenin razı olduğu, kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Önümüzde bir bayram var. Benim şahsi arzum teşkilatımla beraber bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır. Bayramda biliyorsunuz esasında bir tatil, resmi tatil dönemi var. Sizler için de, işçilerimiz için de, çalışanlarımız için de, işverenlerimiz için de neyin ne olduğunu gördüğümüz, her şeye ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum. Size de süreci başından beri takip ediyorsunuz, edeceksiniz. Kolaylıklar diliyorum. Efendim, eski Çalışma Sosyal Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar seviyesine çıkaracağını söylemişti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O seviyeleri bu. 3 soru alayım arkadaşlar. Esasında ben konuşmamda özel öneriler söz konusu. Şimdi bir önceki bakanımızın bir beyanatı oldu ama o beyanatı esasında tamamını baştan sona dinlediğimizde Sayın Bakanımız ücretin dolara veya başka bir para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz arkadaşlar. Başka para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Kamuoyunda bu tartışma bir süredir devam ediyor. Bu tabii az evvel de ifade ettim, komisyon her şeyi dikkate alıyor. Kurları da dikkate alıyor, enflasyonu da dikkate alıyor, alım gücünü de dikkate alıyor, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü, ihracat üzerindeki belirli yerlerdeki baskıyı, bütün bu parametreler, yüzden fazla parametre yine değerlendiriliyor olacak. Günün sonunda inşallah güzel bir şey olur. Yani bu bir kere burada bir iyi niyet var. Onu ben özellikle altını çizmek istiyorum çünkü enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen biz de Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Onu söyleyeyim. Yani sadece işçi kesimi değil. Bu bir kere bir masaya olumlu bir hava katıyor. Hani ara dönem olmasın, yıl sonu beklenilsin gibi bir görüşümüz yok. Önemli olan burada dediğim gibi istihdamı da aksatmayacak. Sürdürülebilir ama dengeli,
çalışanın da beklentisini dikkate alan, işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutardır. Bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. TL konuşacağız her zamanki gibi. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi. Esasında çok ilave bir şey söylemiyorum burada. Deprem bölgesi esasında hızı kastederken benim kafamın arkasındaki konulardan bir tanesi de bu değerli arkadaşlar. Yani deprem bölgesinde Türk işverenleri hakikaten muhteşem işler yapıyor kamuyla beraber. Gerek istihdam odaklı projeler, gerek gençlerin eğitilmesi, gerek kadın eğitimine yönelik projeler, devletimizle beraber, yerel otoritelerle beraber çok güzel işler çıkartıyoruz. Odağımız burada olacak. Odağımız yine bizim depremden etkilenen yerlerde olacak. Biz buradaki istihdamı da destekleyecek her türlü konunun altına imzamızı atarız, onu ifade edeyim. Hız dedim. Hızlı olmamızdaki konulardan, maksatlardan bir tanesi de bu. Hızlı bu konuyu ülke gündeminden pozitif bir şekilde çıkaralım. Deprem bölgesinde çok güzel projeler devam ediyor. Ülkemizin çok önemli bir ekonomik ajandası var. Daha fazla ihracat yapmak istiyoruz. İşverenlerin problemleri var. Bunların çözülmesi istihdama yansıyacaktır. Yani buralarda çalışmak istiyoruz. Onun için asgari ücreti en hızlı bir şekilde mutabakatta tamamlamak gayesindeyiz. Son bir soru daha alacağım arkadaşlar. Dışında başlayan bir işveren desteği var. Ve Haziran'da bitiyor. 4 lirayla. Evet. Bunun ödüllerimiz olacak mı? Tabii. İkinci yarısında devamı mı yoksa artırılarak devamı mı? Tabii arkadaşlar, iki konu: hem asgari ücretin üçlü mutabakatla imzalanmasında, hem işverenlerin bu istihdamı devam ettirmesinde, hem de çalışanların gelirinin artmasında çok kritik. Bu iki konuyu da biz uzun süre gündemimizde tutacağız. Yıllardır da tutuyoruz. Onlardan bir tanesi işveren desteği. Siz de gayet güzel ifade ettiniz. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda Sayın Bakanımıza biz talebimizi az evvel arz ettik. İşveren desteğinin olması özellikle belli büyüklükteki işverenler için, bunu küçük büyük diye söylemiyorum bu arada, belli sektörlerde küçük büyük ayrımı yapmak mümkün değil, doğru da değil. İşverenlerin üzerinde bir yük var. Bu yükü azaltmak için devletin böyle bir desteği artırarak vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlar tarafında da arkadaşlar, TİSK olarak biliyorsunuz, gelir vergisi oranlarının düşürülmesi konusu. Yani asgari ücretten artık çok şükür biliyorsunuz, ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmıyor. Dünyadaki 5 ülkeden bir tanesi olduk. Geçen sene Türk işverenleri olarak, Türk çalışma hayatı olarak devletimizin liderliğinde muazzam bir işbirliğine imza atıldı. Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmıyor. Bu tür güzel uygulamalara artırarak ihtiyacımız var. Yani çalışanların da daha fazla refah seviyesini artıracak gelir vergisi hem dilimlerinde hem oranlarında güncellemeler yapılabilir. Böyle bir güncellemeler olduğunda biz TİSK olarak bu tür güncellemelerin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Efendim, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir rakam var mı? Belirlediğiniz yok. Belirli seviyeler var. Geçtiğimiz yıllarda da verilen esasında. Onların devamını, yani artırarak derken esasında geçtiğimiz dönemlerde verilen desteğe benzer bir desteğin, ki bu da biliyorsunuz brüt asgari ücretin %6 idi. Bunun devamını arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyorum size. Evet, gözler elbette yarınki toplantıda 13 Haziran'a çevrildi. Bakalım neler olacak. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u dinledik. Bayrama kadar netleştirmeye çalışacağız dedi ve Türk lirasına vurgu yaptı. Türk lirasını konuşacağız, Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz dedi. Bakalım yarın neler olacak ve yarından sonra nasıl bir rakam konuşulacak.